ülkeme barış, Atatürk'ün çok güzel deyimiyle yurtta, dünyada barıştan yanayım ve bunu da ifade etmek istiyorum. Evet, 2016 biraz ülkenin içinde bulunduğu dönem gibi bizim de çok böyle hızlı bir geçireceğimiz, seçimlerle boğuşacağımız bir dönem olacak. Yasadan kaynaklanan nedenden dolayı da bazı arkadaşlarımız aday olamayacaklar. Evet. Oda başkanlıkları bitecek, odalar birliği başkanlıkları bitecek. Bu da tabii daha da heyecanlandırıyor. Bir giriş yapayım. Türkiye genelinde 52 tane odamızı, Alevi İşler Odamızı, oda başkanları bir kez daha seçime girme hakkı yok. Değişiyor yani. Evet. Buyurun. Evet. Bu da tabii tabanı ve meslektaşlarımızı çok daha da heyecanlandırıyor. Herkes bu seçime doğru daha neler yapabilirim, nasıl hareketlendirebilirim düşüncesinde. Sizin de belirttiğiniz gibi ben de duyumlar alıyorum. Birçok grubun oluşturduğunu, özellikle İstanbul ölçeğinden bahsediyorum. Hemen hemen şu ana kadar aldığım bilgiye göre 5 ya da 6 tane grupların oluştuğu. Bunların zaten 3 tanesi önceden beri var olan Çağdaş Demokrat Tam Meslekler Birlik, Demokratik Birlik gibi. Ama yeni bağımsız bağımsız mali müşavirler gibi bir grubun oluşturdu. Bir başka arkadaşlarımızın da hareketlendiğini duyuyorum. Tabii bunlar bir yandan baktığın zaman sanki üzüntü verici gibi oluyor ama çok da demokratik bir ortam aslında bakarsanız. Yani çok seslilik olması lazım. Evet. İnsanların kendi görüşlerini, düşüncelerini bir ekip anlayışı içinde nasıl yansıtacaklarına bakmak lazım. Bundan da gocunmamak lazım aslında. Yani işte orada bir grup kuruluyor, neden kuruluyor, beni bölüyor falan dedik mi, o zaman biz iş yapamayız. Yani bunu diyenler iş yapamaz. Aslında bunun nedenine bakmak lazım. Benim bildiğim kadarıyla bu doğan gruplarımız, yani bu sonradan çıkan gruplar, hepsi de Çağdaş Demokratlar içinden çıkıyor. Evet. Gerçekten de Çağdaş Demokratlar grubu uzun yıllar mesleğimize hizmet etmiş, büyük emekler vermiş, mesleğin geleceğini biçimlendirmiş bir grup. O nedenle bir kere kendi öz eleştirisini yapması gerekiyor. Ki bunu zaman zaman yapıyor arkadaşlarımız ama iyi bir analiz yapmak lazım. Yani neden bizden insanlar ayrılmaya başlıyor? Bu sadece koltuk sevdası mı? Nispi temsilin vermiş olduğu bir kanalın açılması, oradan bir şekilde bir yerlere gelmek mi? Yoksa gerçekten bizim kendimizde bir eksiklerimiz var mı diye bir ona bakmak lazım. Yani hemen karşıdakini eleştirmekle, ya işte bunlar yanlış yapıyor demek yanlış. Önce dur bakalım ben ne yaptım? Bizim nerede bir eksiğimiz var? Biz hep aynı kadrolarla mı gidiyorduk? Biz hep aynı şeyi mi diretiyorduk? Buna bakarsak o zaman hatamızı görüp üstümüze yeni bir kıyafet almanın yoluna bakarız. Ama benim hep kıyafetim güzel, ben pırıl pırıl bir adamım dersem yeni kıyafet almaktan kaçınırım. O zaman da yenilenmemiş olurum, çağın gerisine kalmaya başlarım. Ki işin başında olan arkadaşlarımız aslında çok çağdaş, çok demokrat, yenilikçi arkadaşlarımız ama gördüğüm kadarıyla biraz etrafındaki kabuklardan dolayı biraz böyle dar kadro mantığıyla çalışıyoruz. Doğruyu söyleyen arkadaşlarımız da hemen dışlarda deniyorum. Şimdi ben biliyorum ki bu söyleşiyi dinleyen arkadaşlarımdan bir bölümden eleştiri alacağım, bir bölüm hemen telefon açacaklar, ya senin hakkında böyle dedi diyecekler. O da bana küsecek. Hadi küsmesin, ben onu çok seviyorum. Yani doğruyu söylediğiniz için seviyorum. Çünkü ben ne yapmamın nasıl gerektiğini oturup konuşurum. Ki bu ayrılan grup dediğimiz veya da oluşumlar dediğimiz arkadaşlar hepsi, zaten hepsi arkadaşlarımız. Evet. Yabancılarımız da, dünya görüşümüz aynı, dünyaya bakış açımız aynı, siyasi görüşlerimiz bile aynı. Yani aynı yapının, aynı hamurun çocuklarıyız.